Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma, mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün patlıcan kebabı yapacağım. Bu patlıcanların özelliğini söyleyeyim size. Patlıcanlar Urfa Bilecik'in patlıcanı. Bilenler bilir de bilmeyenler için anlatayım ben. Urfa Bilecik'in patlıcanı çok özel ve lezzetli bir patlıcan. Bu sadece Urfa Bilecik'te yetişiyor arkadaşlar. Özelliği lezzetli olması. Yani nasıl Karagül'ün Halfeti'de yetiştiği gibi, başka yerde yetişmediği gibi bu patlıcanın da sadece Bilecik'te yetişmesi. Bu mezra patlıcan diyorlar buna. Daha kocaman kocaman oluyor da bana bu kadar geldi. Sağ olsun dünürüm. Gelinim Urfalı, Bilecikli olduğu için annesi oradan gelirken getirmiş. Sağ olsun dünürüme çok çok teşekkür ediyorum buradan. Selamlar, sevgiler gönderiyorum dünürüme de. Şimdi bu patlıcanın ben kebabını yapacağım. Bu kebabı çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabii fırında olsa daha güzel olurdu ama artık ben evdeki fırında yapacağım. Şimdi bunun için kebap için bir yarım kilo kadar bir dana kıymam var, yağlı. Ben bu kıymanın içine şöyle bir tatlı kaşığından az karabiber, bir tatlı kaşığından biraz fazla da, biraz acılı olması gerekiyor, pul biber. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu koyuyorum. Sadece bu kadar. Ve bunu yüzüğümü de çıkartmayı unuttum tabii bu arada. Bunu şöyle güzelce bir yoğuruyorum. Sadece bu kadar. Tuz, pul biber, karabiber. Bu aslında kuzu etinin döş etinden olsa daha güzel olurdu kıyması. Ama evde benim dana kıymam vardı. Onu kullanacağım. Tabii fırın ateşinde közde de pişse daha lezzetli olur. Şimdi bu kıymamı güzelce yoğurdum. Kıymam hazır. Patlıcanları kıymam hazır yaptım. Şimdi bu patlıcanlar arkadaşlar şöyle şu büyüklükte, şu büyüklükte şöyle kesiyorum. Almanya'dan yeğenim geliyor. Şimdi onlara sürpriz yapacağım. Onlar da çok seviyorlar patlıcan kebabını. Şimdi patlıcanlarım hazır. Şimdi şöyle elime şöyle bir kıymayı alıp şöyle şöyle yerleştireceğim. Şöyle şöyle yerleştireceğim bunları. Şöyle ara ara yaptım arkadaşlar. Aslında patlıcan kebabının özelliği sadece böyle yapıp domatesle biber koymak. Ama benim yeğenim et yemez, vejeteryan olduğu için ona da patates koyacağım bu aralarına. Şöyle o da patatesinden yesin. Bu patatesi de et diyor, bilmiyorum yer mi onu da. Neyse, böyle ara ara patates, soğan koyacağım onun için. Şöyle de domatesler yerleştireceğim aralarına. Şu biberleri dolma biber zannetmeyin arkadaşlar. Bu da oradan geldi. Bilecik'ten geldi. Zehir gibi acı. Onlar acıyı çok sever bilirsiniz. Artık biz nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Bu acı biberi.
Şöyle yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, patlıcan kebabımı hazırladım. Fırına vereceğim şimdi, biraz sonra. Kebap şimdi lavaşsız olmaz. Bir de lavaşını yapayım. Allah izin verirse hazır olsun şimdi misafirim gelene kadar. Şimdi lavaşın tarifini de vereyim. Lavaş sadece bu böyle bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, şöyle bir yarım çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Burada 6 su bardağı unum var. 3 su bardağı da suyum var. Bunu hemen şöyle bir yoğuracağım. Patlıcan kebabı lavaşla daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle hamurumuz çok güzel bir hamur oldu. Gördüğümüz gibi yumuşaklığı bu. Şimdi ben bunu küçük küçük mandalina şöyle büyüklüğünde bezler alacağım. Tavam küçük çünkü. Küçük tavada yapacağım. Şimdi bunları bezlerini aldım. Mayaya gelmeden hemen açacağım. Şimdi mayaya gelmeden açmaya başladım. Çünkü ben yapana kadar bu mayaya gelecek zaten. Şu tavam büyüklüğüne kadar açacağım. Tamam zaten. Şöyle şurada dursunlar. Şimdi bu tavamı koydum, ısındı arkadaşlar. Önceki yaptıklarımdan pişirmeye başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tavam ısınmış. Şimdi patlıcan kebabım hazır arkadaşlar. Bir yemek kaşığı domates salçası koydum. Bir su bardağı kadar da suyla onu özledim. Şimdi bunu da şöyle üzerinden şöyle sos yaptım, dökeceğim üzerine. Şimdi biraz da şöyle bir az bir de yağ dökeyim. Yağıyla kızarsın güzel şöyle. Evet. Şimdi ısınmış fırına veriyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lavaşlarım doldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. 17 tane lavaşım oldu. 6 su bardağından 17 tane lavaş çıktı. Pamuk gibi bak. İçine dürüp böyle dürüm alıp yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bunu kahvaltılarda da yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar.
Başka şeylerde de yenirdi yani. 6 su bardağından 17 tane lavaş. Bunu böyle beze sar, yumuşak dursun. Böyle açıkta durursa kurur. Böyle beze saracağım ve bir de poşete koyacağım. Evet arkadaşlar. Kebabımız pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi mis gibi kebap. Şimdi sunumunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar böyle lavaşla nasıl yendiğini göstereceğim önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle patlıcandan alayım. Şimdi şöyle çatalım, şöyle kenarıyla şöyle patlıcanın şu kabuğunu şöyle ettim mi şöyle sıyrılıyor bak kendiliğinden, gördüğümüz gibi bak kabuğundan ayrıldı böyle. Bunu da böyle içini sıyırıp bu kabuğunu almıyoruz, yemiyoruz. Bunları böyle bırakıyoruz. Şimdi bunu şimdi bu köftelerin de böyle içine böyle biraz da biberinden, domatesinden, böyle soğanından, böyle yapıp biraz da tuz, tuzluğumu yanıma almamışım, şöyle tuzunu da ekleyip şöyle dürüm yapıp afiyetle yiyoruz. Yanında ayran. Ayran da olacak. İşte böyle. Nefis bir yiyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlıcan kebabımı, lavaşlarımı beğendiyseniz eğer yorumlar yapın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.